Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Dün birinci söze başlamıştık. Bir miktar da okumuştuk. Hani bir miktar dediysem az okumuştuk. İki paragraf okumuştuk. Üzerine tefekkürde bulunmuştuk. İlk dersimiz böyle sona ermişti. Bugün oradan devam edeceğiz kaldığımız yerden ama tabii bir miktar yukarısını hatırlamak lazım. Yukarıda ne konuştuk bunu özetlemek lazım. En iyisi ben şöyle bir yerden alayım. Yani biz bu sözü okurken aslında şunu öğreniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim cümlesi, besmele, kıs haliyle bismillah bize ne anlatıyor? Müslümanların dünyasında nasıl bir anlam dünyasına tekabül ediyor? Müslümanlar bismillah dediklerinde neyi kastediyorlar? Bu kelimenin İslam'da bu kadar vurgulu, önemli, kıymetli olması, Kur'an surelerinin hepsi başlayacakları zaman besmele çekiliyor biliyorsunuz. Yani bu kadar, bu derece önemli olan ne bu besmelede? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Tevbe suresi hariç bütün sureler Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Tabii bu kapı açıldığı zaman şöyle bir yerden girdik biz içeriye. Bismillah, bismillah, Allah'ın adıyla olmak. Bu aslında Müslümanın üzerine yaşadığı şey diye konuştuk. Hakikaten de öyledir. Müslüman Bismillah üzerine yaşar. Her şeyi Allah'la anlamlandırır. Allah'ın ismi şerifiyle anlamlandırır. Onun mana dünyasıyla kainata bakar. Onların iz düşümleriyle okur. Bu açıdan Bismillah Müslümanlığın özetidir dedik ki bilirsiniz tefsirlerde bu geçer. Bütün Kur'an'ın Besmele'nin B'sinde saklı olduğu söylenir. Bu bakış açısıyla baktığımız zaman bu mantıksız da gelmiyor. Yani işte bir ismillah, Allah'ın ismiyle olma, onu taşıma zaten Müslümanlık denilen şey. Burada tabi Allah lafzı da önemli. Allah lafzı bizde bildiğiniz gibi bütün Esma-i Hüsna'yı kendinde toplayan bir isimdir. Çünkü ilahlığın şartları bütün esmayla mümkün olur. Yani mesela Allah'ın Rahman olup adil olmaması söz konusu olamaz. Adil olup düzenli olmaması söz konusu olamaz. Kayyum olup hay olmaması söz konusu olamaz. Yani her isim ilahlığın bir gereğidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki Lehül Esma-ül Hüsna, yani bütün güzel isimler O'nundur. Bütün güzel isimler zaten O'nun olmalıdır. Çünkü ilahlık ancak böyle mümkün olur. Bizim İslamiyet'te ilah dediğimiz şey, işte atıyorum Yunan tanrıları gibi ya da işte eski Mısır tanrıları gibi insandan hallice süpermenvari şeyler değil. Biz bunlara ilah demiyoruz. Bizim ilah dediğimiz şey bildiğimiz her şeyin üstünde, sınırsız, sonsuz, takitlerden müberra, her yerde hazır ve nazır bir Allah. Yani Allah'ın en mükemmeli tabiri caizse. Eğer onların da Allah dedikleri şeye tasavvur olarak, sanrı olarak Allah diyeceksek, Allah'ların en mükemmeli, tanımların en iyisi, en mükemmeli, en kemali İslam'dadır. İslam'ın ilah tasavvurunun üstünde bir tasavvur inşa edilemez. Söylenemez. Bakın gidin bütün dinlere bakın yani. Budizme gidin işte atıyorum Çinlerin Konfüçyüs bilmem ne onlara gidin. Dolaşın Brezilya'ya inin bilmem şuralarda buralarda Hristiyanlık, Musevilik falan vesaire. Hepsini kolaçan edin dolaşın tefekkür edin. Allah'tan yani İslamiyet'teki Allah'tan daha mükemmel kemalde bütün Esma-ül Hüsna'nın sahibi bir Allah onlarda yoktur. Sınırları vardır, ortakları vardır, tasarrufta şerikleri vardır. Onu yapar, bunu yapamaz, bunu yapar, şunu yapamaz, öyle şeyleri vardır. Efendime söyleyeyim, duvarları vardır tabiri caizse. Ama İslam'daki Allah'ın bu anlamda kendi şan-ı rububiyetinden başka duvarı yoktur. Yani Esma-ül Hüsna'sının gereğince, sıfatlarının gereğince hareket eder Allah. Onu ancak kendi şan-ı rububiyeti, sınırlamak demeyelim bunu ama o belirler onun davranışlarını ya da yaratışlarını diyelim daha doğrusu. Bunun dışında da bir takit yoktur yani ama Hristiyanlığa bakıyorsunuz işte 3 tane ilah var. Bunların nasıl olacak tasarrufu? İlla ki sınırlamanız gerekecek yani. 3 tane ilah varsa bunların birisi bir yerde yok diğeri var demektir. Yani bunlar kainatı bölüşüyorlar illa ki. Başka türlü şerik mümkün olabilir mi? Veya bakıyorsunuz işte Yunan tanrılarına işte o onun işte oğlu bilmem bu bunun kızı bu bunu aldatmış bilmem ne olmuş sanki böyle Brezilya dizisi kıvamında bir şeyleri var onların teolojisi var. Mısır da böyle eski Mısır'a baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Yani
Demek ki neymiş? Ya İslamiyet'teki Allah'tan öte bir Allah yok. İslamiyet'teki Allah tasavvurundan ötede bir Allah tasavvuru yok. Marifetinden daha ileri bir marifet yok. Bütün bunları gördüğümüz zaman işte bir İsmillah aslında İslamiyet'in özeti oluveriyor. Onu fark edebiliyoruz. Biraz okumuştuk dedim. Yine orayı okuyalım. Çünkü sonraki kısmı anlamamız için burası bize yine gerekecek. O zaman ben bu iki paragrafı bir hızlıca okuyayım. Sonra üçüncüden itibaren tefekkür etmeye başlayalım. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle, şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi. Diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Burayı bir daha okuyayım. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katu tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, gider, ilişemez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki, tarif edilmez, daima titrer, daima dilencilik ederdi, hem zelil hem rezil oldu. Burası geçen derste okuduğumuz kısımdı. Şimdi bu dersin konusu olan kısma geçiyoruz. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Şimdi oradan buraya geçişte ne oldu? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum ben. Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerini okuduğunuzda, zaten okuyanlarınız biliyordur da okumayanlarınız için tekrar böyle bir hatırlatma geçmiş olayım. Bir temsiller vardır, hikayeler vardır. Bunlar yani çoğunlukla sözlerde bulunur, serpiştirilmiş şekilde tabii. Hepsinde yok ama çoğunlukla bulunur. Bir temsiller vardır, hikayeler kısmı vardır. Bir de hakikatler kısmı vardır. Bunlar nasıl bir fonksiyon görürler? Temsil kısmı, sembolizmi bize şey yapar, özetler yani hangi sembollerin yer aldığını özetler hikayenin içinde. Hakikat kısmı ise o temsillerle ne anlatıldığını, o sembollerle ne anlatıldığını bize gösterir. İşte burada da biz temsil kısmını dün, gerçi üzerine hakikat üzerine konuştuk ama temsil kısmını dün bitirmiştik. Şimdi hakikat kısmına geçtik. Hakikatte bunlar neymiş, o bedeviler kimmiş, kime tekabül ediyormuş, kimin üzerinden okumak lazım, nereye iz düşürmek lazım, bunları nereye denk getirmek lazım kendi hayatımızda, asıl bu önemli yani. Temsili okuduk ama temsil orada bir yerde kalmayacak, o temsilin hayatımızda bir yeri var. İşte onlar için bize işaretler veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki yani bu temsilde anlattıklarımın karşılıkları şunlar, sendeki karşılıkları bunlar. Böyle okumalar bize ne sağlıyor? Bediüzzaman Hazretleri'nin külliyat içinde böyle şeyleri sık sık yaptığını görüyoruz. Bu benim düşüncem tabii. Herkes katılır mı bilmem ama biz bu dersleri yaptıkça, bu okumaları yaptıkça, Bediüzzaman Hazretleri'nin rahle-i tedrisinde bu marifeti aldıkça olaylarla hakikatler arasında bağ kurmayı öğreniyoruz. Bence öyle bir yetenek kazandırıyor bize. Farkında olalım olmayalım. Veyahut hakikatleri olaylara bağlamayı öğreniyoruz. Yani mesela bir hakikati anlatacağımız zaman kolay temsil üretebiliyoruz.
Bu bir noktada öykü yazıcılığı demek. Yani Bediüzzaman Hazretleri talebelerini bence, bu benim görüşüm, icmali de olsa, hani az da desek, öz de desek, bir öykü yazarlığı kazandırıyor. Bir şey anlatacağınız zaman hemen bir temsil bulabiliyorsunuz ve temsil anlatmada çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Cenab-ı Hak bize temsillerle, kıssalarla çok hakikatleri anlatmış. Neden böyle yapmış? Çünkü onlarla anlatmak daha kolay. İnsanlar hep bir seviyede değil. Ama kıssalardan her insanın istifadesi var. Hatta bugün biz çocuklara bile bir şey anlatsak nasıl anlatıyoruz? Hikayeyle anlatıyoruz. Mesela fabullar, işte hayvan öyküleri, La Fontaine'den masallar. Bunlar bize ne için lazım? Hani bunun yerli versiyonları da var tabii. İşte Bostan ve Gülistan vesaire. Hani bunlar bize ne anlatıyor böyle hikayeler? Ya o hikayeyi aldığın zaman sen hayatta da iz düşümlerini bulabiliyorsun. Yani o hikayenin sana öğrettiği marifet hayatta da iz düşümleri olan bir marifet. Ve o hikayeden herkesin bir hissesi var. Kiminin az, kiminin çok ama var yani. Bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. Biz bakıyoruz gene kendi kültürümüzde işte destanlar, hikayeler, gene masallar çok fazla yer işgal ediyor. Ve bunların çoğu da bir erdem üzerine. Mesela Dede Korkut hikayeleri. İşte cesaret, yiğitlik, mertlik vesaire bunları anlatıyor. Keloğlan öykülerine baktığınız zaman bunların da arkasında yine böyle verilen dersler var. Boş değil yani altları. Nasreddin Hoca öyküleri öyle, fıkraları öyle. Yani bizim İslami kültürün öykü yazarlığı, bu geleneksel olan kısmı, hep bir arifane yan var onda. Yani bir şey öğretmek istiyor sana, bir şey hatırlatmak istiyor. İçindeki bir kemali inşa etmek istiyor. Ya da yıkılmışsa onarmak istiyor. Öyle bir yanı var. Bu anlamda Bediüzzaman Hazretleri'nin burada yaptığının da aslında bu geleneğin bir devamı olduğunu görüyoruz. Bağımsız bir şey değil. Bediüzzaman Hazretleri İslam kültüründe zaten var olan bu temsillerle bir şeyler anlatma geleneğini belki bir üstüne konuşursak itikada taşıyor. İtikatta bunu nasıl kullanabiliriz? Onun yolunu bize gösteriyor ki bunlar Kur'an'da zaten var dediğim gibi. Kur'an'da, sünnette olan şeyi biz burada Risale-i Nur'da tekrar karşımıza çıkıyor, tekrar buluyoruz. Kendi üslubunca, kendi dilimizde buluyoruz ve onlardan marifetullah geliştiriyoruz. Peki bu hakikat kısmı bize ne anlatıyor? İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. İnsan, yani mağrur insanın nefsi nasıl seyyah olur? Ya ben bunu düşündüğüm zaman şu aklıma geliyor. İnsanın bir yerden bir yere illa gezmesi şart değil. Yani hareket etmesi, dolaşması şart değil. İnsanın hayatı da zaten bir yolculuk. İşte bebeklikten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa dediğimiz o süreç. Sürekli manzaraların değiştiği bir yolculuk. Hani gezmenize de gerek yok. Çevrenizdeki insanlar değişiyor, ölenler oluyor, yeni doğanlar oluyor. Binalar eskiyor, yeni binalar yapılıyor, şehriniz değişiyor. Ben mesela doğduğum ilçeye gittiğim zaman her gidişimde belki 2 senede, 3 senede bir gidiyorum. Her gidişimde yani şehir başkalaşmış oluyor. Çocukluğumun geçtiği sokak mesela tamamen değişmiş, tenhalaşmış, kimse kalmamış, yerleri değişmiş işte. Biz toprakta, taşlar içinde oynuyorduk. Şimdi Arnavut kaldırım yapmışlar. Bunlar bir çeşit yolculuktur. Yer değiştirmeseniz de, dolaşmasanız da etrafınızdakilerin değişmesiyle bir yolculuktur. Hani biz yolculuk yaptığımızı nasıl anlıyoruz? Bir trenin içindeysek, bir otobüsün içindeysek çevremizdeki manzara değişiyor. O zaman biz diyoruz ki biz yolculuk yapıyoruz. Çünkü hareket ediyor nesneler. Durduğumuzda bir şey değişiyor mu bu anlamda? Durduğumuzda da yine nesneler akıyor. Bu hareket yavaş olabilir. Ama şu an değişiyor mesela her şey. Şu an bu bina eskiyor. Ben farkında olsam da olmasam da. Az önce sandalyem şöyleydi, şimdi böyle. Az önce işte bilgisayarım böyleydi, şimdi şöyle. Bakın değişimler oluyor. Yeğenim küçücüktü, şimdi kocaman oldu. Yeni bir yeğenim daha oldu. Gördüğünüz gibi ben de seyahat ediyorum. Yerimden ayrılmasam da. Yani insanoğlu hakikaten bir seyyah. Ve bu seyyahlık nefis için geçerli. Bakın burada mağrur nefis denmesi de aslında boşuna değil. Nefis, galiba İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin böyle bir sözü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ona aitti. Yani Mektubat-ı Rabbani'de geçiyordu. Diyor ki ruh bedene nefsle aşık olmuştur. Yani ruh bedende durması lazım. Nasıl duracak? Cenab-ı Hak nefis diye bir irtibat noktası yaratmış ikisi arasında.
ruhla beden, nefis de birbirine bağlı. Hakikaten de nefsimiz bizim ruhumuzu şey yapıyor yani, etkiliyor, hareket ettiriyor, coşturuyor, koşturuyor. Eğer ruhla beden arasında böyle bir irtibat noktası olmasa, ruh bedeni boş verir. Çünkü bedene ihtiyacı yok ruhun var olmak için. Bedenin varlığını devam ettirmek için ruha ihtiyacı var. Bu anlamda nefsimizin fonksiyonu da aslında daha çok bedeni yanımıza bakıyor. Değişen yanımıza, dökülen yanımıza, eskiyen yanımıza bakıyor. Yoksa burada Bediüzzaman Hazretleri ey mağrur ruhum demedi. Çünkü ruhun böyle bir şeyi yok. Nefsin böyle bir şeyi var. Nefs hem ruha hem bedene baktığı için asıl varlığı nerede olduğunu karıştırabiliyor. Bir yüzü ruhta. Sanıyor ki ruh gibi baki. Dünyada bir bakilik arıyor. Ama aslında yaşadığı yer dünya. Dünyada öyle bir beka var mı? Yok. Eskiyoruz, yaşlanıyoruz, yıpranıyoruz, saçlarımız dökülüyor, işte sakalımız ağrıyor vesaire. Eskiden işte çok iyi koşardık, halı sahanda rüzgar gibiydik falan vesaire. E şimdi ne oluyor? İki adım koştuğumuz zaman dilimiz dışarı çıkıyor falan. İşte o seyyahlık bizde var. O aldanma da bizde var. Nefsin tabiatı aldanmaya yatkındır. Bu iki yüzlülüğünden dolayı. Bu bir hikmetle verilmiştir ama şöyle söyleyelim yani bu amaçsız değil. Bedenle ruhun arasında nefsin bir irtibat kurması lazım ki o ikisi arasındaki devri daim olsun. İkisi birbirine yardım etsin ve varlık devam etsin. Ama burada nefis hem ona hem ona baktığı için ondakini bunda bundakini onda sanabiliyor yani. Öyle bir aldanışı var. Sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Dünyanın çöle benzeyen bir yanı var mı? Bir yanıyla bakarsanız var, bir yanıyla bakarsanız yok. Neyi nereye götürmeye çalıştığınıza bağlı. Yani çölü çöl yapan nedir? Çölü çöl yapan orada yani menfaatinizin olacağı bir şeyin olmaması. Yeşilliğin olmaması mesela, işte suyun bulunmaması. Hayatınızı devam ettirmek için, sürdürmek için asgari ne gerekiyorsa onların olduğu veya çok az olduğu, yani olmadığı veya çok az olduğu diyelim, olduğu demeyelim de çok az olduğu bir yer. Su arıyorsun, su nadir. Hava var çok şükür elhamdülillah, hava her yerde var. Ama bakıyorsun yiyecek bulmak problem, sığınacak yer bulmak problem, bir gölgelik bulmak problem. İşte bu açıdan dünya bir çöl. Çünkü dünya da bize asıl gerekli olanı vermiyor. Yani bizatihi kendisi üzerinden vermiyor. Eğer dünyaya sadece dünya için bakarsanız, dünya dünyadan ibaret kalırsa, ahiret yönünde bir amacı olmazsa, dünyadan ahirete bir şey götüremezsiniz. Yani yanınızda bir şey götüremezsiniz. Madem ki ölücüsünüz, ölümlüsünüz, ölüm hayatın bir gerçeği, parçası, devamı, o halde oraya götüremediğiniz şey sizin için çöldür, anlamsızdır. Yani dünya istediği kadar güzellikle dolu olsun, gitmiyor ki seninle. Hani yaşamını devam ettirmeni sağlamıyor ki. Ya da şöyle söyleyeyim, geçici olarak sağlıyor. O ölümü engellemiyor ki. Bu anlamda dünya hakikaten bir çöl. Dünyaya sadece dünya için nazar edenlere. Dünya bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Aciz, fakr, bunları nur talebeleri iyi bilirler. Çünkü bunun üzerine çok konuşuyoruz biz derslerde olsun, yazılarda olsun, farklı vesilelerle. Aciz, fakr, bu ikisinin tanımı üzerine çok konuşuyoruz. Aciz, güç yetirememe, ben böyle biliyorum. Yani insan güç yetiremeyen bir varlık aslında. Bizatihi kendi üzerinden baktığınız zaman. Fakr da ihtiyaç çokluğu demek. Biz fakirlik dediğimiz zaman genelde yoksulluk gibi bir anlam çıkarıyoruz ama aslında fakirlik ihtiyaç çokluğu. Bu anlamda zenginler de fakirdir. Yani fakir kavramının özüne gittiğiniz zaman zenginin zenginliği onun ihtiyaçlarını azaltmaz. Karşılayabilirliğini bir derece arttırır. Görselde arttırır, zahirde arttırır yani. Atıyorum şimdi Ali Koç'un diyelim işte şu kadar milyon serveti var, şu kadar milyar dolar serveti var veya bir başkasının, Sabancıların vesaire. Şimdi Sabancı'nın bu kadar serveti var da Sabancı nefes almayı bıraktı mı? Yok, bırakmadı. Su içmeyi bıraktı mı? Yok, bırakmadı. Ya da işte Koç bıraktı mı? Bırakmadı. Yani senin, Ahmet'in, Mehmet'in, işte falancanın, filancanın neye ihtiyacı varsa onun da aynen var. O açıdan fakrınızda bir değişiklik yok. Hepimiz, önce ben, sonra hepimiz
Cenab-ı Hakk'ın karşısında fakiriz. Zenginliğimiz zahiri. Hani anlatırlar, ben kesin bilmiyorum ama Vehbi Koç'un mesela işte midesinde ülser varmış. Şimdi adam patatesten başka bir şey yiyemiyor diyorlardı. Bilmiyorum artık aslında. Eğer öyleyse, o doğruysa o zaman biz ondan daha zenginiz. Çünkü yiyeceğimize baktığın zaman biz her şeyi yiyebiliyoruz. O yiyemiyor. Bu açıdan yani kim kimden zengin, kim kimden fakir tartışmalı. Hatta Kenan Hoca'nın şöyle bir temsili var, benim de hoşuma gider. Diyor ki, fakrın asıl öz anlamına baktığınız zaman taş insandan daha zengindir. Çünkü ihtiyacı daha az. Ağaç taştan daha şeydir, fakirdir. Çünkü ağacın ihtiyacı daha fazla. İnsan da ağaçtan daha fakirdir. Çünkü insanın da ağaçtan daha fazla ihtiyacı var. Yani mesela ağacın bir arabaya binme ihtiyacı var mı? Yok. Memleketimi göreyim diyor mu? Yok. Veya ya arkadaşımı özledim, bir ziyaretine gideyim diyor mu? Yok. Bu ağaçtan baktığınız zaman senin ağaçtan daha çok ihtiyacın var yani. Senin hayalin nereye gitse ihtiyacın da oraya gidiyor. Üstadın öyle bir tabiri var. Hayal nereye giderse ihtiyaç da oraya gider. İhtiyaç da var orada. Ama ağacın hayali yok. Bu açıdan fakirlik kavramını biraz dünyamızda yanlış koymuş oluyoruz. Her insan acizdir, her insan fakirdir. Allah'ın karşısındaki durumumuz, Ali Koç olsun, bilmem kaç olsun, kim olursa olsun yani, Sabancı olsun, bilmem ne olursa olsun, trilyonluk adam olsun, Elon Musk olsun, bilmem ne olsun. Hepsinin durumu Allah karşısında aynıdır. Hepimizin durumu Allah karşısında aynıdır. Hepimiz aciziz, hepimiz fakiriz. Güç yetiremiyoruz ve ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Devam edelim. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Öyle midir hakikaten? Düşmanımız böyle midir? Öyledir. Çünkü dediğimiz gibi ihtiyacımız ne kadar çoksa bunun şeyi de var. Karşılayamama bedeli de var. Veya o ihtiyacı elimizden alan başka şeyler de var. İşte su mesela, bu sıralar çok tartışıyoruz. Suyumuz kesilecek mi, su bitecek mi, İstanbul'da su kaldı mı falan filan diye. Bakın, ihtiyaçtı ama düşman oldu. Elimizden alınırsa düşman. Yani suyun olmaması düşmanımız. Suyun varlığı güzel de olmaması düşmanımız. Havanın sıcaklığı düşmanımız oluyor bakın, suyunuz olmadığı zaman. İşte eğer doğal gazınız yoksa, ısınacak bir araç gereciniz yoksa, o zaman soğuk düşmanınız. Hastalıklar zaten yakındaki tecrübelerimizle biliyoruz ki düşmanımız olabiliyor. Ama bunları hep şey diye düşünelim, yani sırf düşmanımız olsun diye yaratılmamış bunlar. Muhatap olmuş oluş şeklimiz etkiliyor bunu. Mesela öyle hastalıklar var ki insanı şehit öldürür. Yani mesela bu salgın öyle. Salgın hastalıklarda vefat eden, veba gibi, işte korona gibi veya bundan önce işte İspanyol gribi gibi hastalıklar, salgın hastalıklarda vefat edenin şehit hükmünde olacağına dair hocalarımız söylüyorlar. Veya işte suda boğulanın böyle olacağını söylüyorlar. Başka başka ölüm şekilleri de var. Hani bazıları bunların bizzat şehit değil ama şehit hükmünde diyorlar. Yani cephede ölmek gibi olmuyor tabii. O cephede ölmek, o ayrı bir şehitlik, o ayrı bir makam. Ama bunlar da şehit hükmünde olabiliyor. Veya o hastalık öldürmedi ama günahlarınızı döktü. Mesela öyle de bir faydası var. Veya sizi yükseltti. Mesela peygamberlerin uğradığı musibetler aleyhisselam, onların kemalini arttırmak içindir. Günahları olduğu için değil, haşa, peygamberlerin zaten günahı yok. Onlar ismet sıfatının sahibiler. Onlar günahsızlar. Çünkü onların günahsız olması mesajın sağlığı için gerekli. Eğer peygamber günah işler olursa getirdiği mesajı, yani vahyi ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar hatalı uyguladığı tartışmalı hale gelir. Bu yüzden peygamberleri Cenab-ı Hak korumuştur, hıfzetmiştir. Onlar günaha girmezler. Çünkü vahyin kirlenmemesi lazım. Şimdi diyelim ki haşa, sümme haşa, bir peygamberde yalan olsun. Şimdi size ayet söylüyor, Allah'ın emrini söylüyor. Yalan söylerse şimdi o sözün içinde yalan var mı yok mu? Hadi bakalım. Bilebilir misiniz, ayırabilir misiniz? Size vahiy gelmiyor ki siz ayırasınız. Yani öyle bir özelliğiniz yok. O yüzden biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat peygamberlerin ismetine iman ederiz. Peygamberlerin ismeti mesajın sağlığı için gereklidir ki zaten bu bize kaynaklarımızda, naslarda haber verilmiş bir şeydir. Evet, bu kısmı böyle konuşmuş olduk. Hacatın nihayetsizliği işte zaten o fakrın içinde konuştuğumuz şey. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al.
ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin metinlerini okurken bunu nur talebeleri iyi bilirler. Her kelimeyi böyle niye bu kelimeyi kullandı diye bir sorgulamak lazım. Niye başkası değil de bu? Mesela burada Esma-i Hüsna'dan bazı isimler var. Niye bunlar? Niye başkaları değil? Cenab-ı Hakk'ın bir sürü ismi var. Cevşen'de 1001 ismi var. 99 ismi olan hadis rivayetleri var mesela. Genelde zaten Esma-i Hüsna deyince o 99 tanesi anlaşılıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın isimleri aslında Lehül Esma-i Hüsna. Yani bütün güzel isimler onundur. Ama burada bize ikili kurgular halinde şunlar söylendi. Şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al. Şimdi sahiplik, maliklik, yani maliklik sahiplik demek. Mülk, malik, sahibi demek. Ebediyetle bağlandı. Hakimiyet de ezel ile bağlandı. Niye böyle oldu? Ben bunu düşündüğüm zaman şöyle bir şey aklıma geliyor. Öncesi, her şeyin öncesi, bize göre öncesi tabii, Cenab-ı Hakk için önce sonra yok yani Cenab-ı Hak, çünkü ezeli, zamanın ötesinde, zaman onun mahlukudur. Cenab-ı Hak zamanın içinde değildir. Zaten kadere imanımız bizim buradan geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı eğer kader yok dersen, Cenab-ı Hak bir şeyi bilmeden yaratıyor demektir. Haşa sümme haşa, öyle bir şey mümkün olabilir mi? Cenab-ı Hak ya da zamanın içine sokmuşsun demektir. Ya gelecek diyor mesela, o bayındırıcılarda bu şey var. Diyor ya gelecek yok ki diyor, Allah bilsin. E canım, o senin için yok. Allah için yok olabilir mi yani? Onu kim yaratacak peki? Bilgisi olmayan şey yaratılamaz. Bir şeyin var olması için ilim, irade, kudret üçlüsü lazım. Hem kudret lazım, onu yapacak yani güç lazım. Hem farklı seçenekler içinde seçebilecek irade lazım. Hem de onun bilgisi lazım. Bilgisi olmadan o şey yaratılamaz. Kader bu alemin bilgisidir. Kader olmazsa bu alemin yaratılışında ilim yanını açıklayamayız. Ya orası aslında yok falan filan. Senin için yok. Çünkü sen yaratmıyorsun onu. Senin bilmen de gerekmez. Ya güneş 5 saniye sonra ne olacak? Senin bilmene gerek yok, güneş 5 saniye sonra ne olacak. O yüzden sen onun cahilsin. Ama onun bilinmesi de lazım. Çünkü birisi yaratacak onu. Yaratacak olanın bilmesi lazım. Yapmayacak olan bilmesin zaten. Onun bilmesine gerek yok. Yani kendi cahilliğimizi Allah'a taşımak haşa. Yani bu adamların bu hadsizliği Cenab-ı Hak ıslah etsin yani. Cenab-ı Hakk'ı böyle mahlukatının içinde zamanın kölesi düşünmek yani ne kadar yanlış yani, marifetullah düşüncesinde ne kadar yanlış. Sen işte aynı şeye getirdin. İşte başta konuştuk ya, Yunan tanrıları gibi bir şey yaptın yani Allah'a, tövbe haşa. Zamanın içinde sonradan öğreniyor. Vay Herkül benim oğlummuş, sonradan haber oluyor falan. O onu aldatıyor, ondan sonra haberdar oluyor, beni aldattı falan. Böyle Allah olur mu ya? Allah'a böyle Allah'lı yakışır mı ya? Neyse. Yani ezelden hakim olan bir Allah. Bakın bir güven geldi. Yukarıda ne konuştuk? Böyle güvensizlik arttıracak şeyler konuştuk. İşte neler dedik mesela? Dünyanın çöllüğünden bahsettik. Acizin fakrın hadsizliğinden bahsettik. Düşmanın hacatın nihayetsizliğinden bahsettik. Şimdi öyle bir hale geldik ki ya bir yere dayanmamız lazım bizim artık yani. Sırtımız, elimiz, kolumuz boşaldı iyice yani. Bunları eğer idrak edersek. İşte tam o anda bu isimler koşuyor imdadımıza. Sen bu haldesin ama, sen bu haldesin, kainatta ilişkin de böyle bir durumda ama kim var peki? Hakimi ezelisi var kainatın, maliki ebedisi var. Yani ne gelecekte bir sahipsizlik söz konusu. İnsanın oğlu bundan korkmaz mı? Korkar. En büyük korkularımızdan birisi budur bizim. İstikbal korkusu. Yarın ne olacak? Ya yarın işlerim iyi gidecek mi? İşte bir sene sonra acaba ben hayatın neresinde olurum? Veya işte bir dahaki ay faturaları ödeyebilecek miyim? Veya işte bizim çocuklar büyüyünce nasıl yapacağız? Veya işte bu oğlan askerden döndü mü onu nasıl vereceğiz falan vesaire. Bakın hepsi istikbal korkusunun parçalarıdır. İnsan istikbalinden korkar. Ama maliki ebedi diye bir şeye iman ederseniz, geleceğin hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağına iman etmiş olursunuz. Ebedi. Hem malik, her şeyin maliki, sahibi. Bu şeyler sahipsiz değil yani. Sen de sahiplisin, her eşya da sahipli. Ve sonsuz. O zaman bir sonrası yok bu sahipliğin, rahatım. Yani geleceğe dair bir endişe duymama gerek yok.
hakimi ezelisi, evveli de, yani tabir bize göre evveli diyoruz biz buna tabi, zamanın ötesi aslında. Ezel zamanın ötesini ifade eder. Gelecek geçmiş bir gören bir manzara aladır o. Ve hükmü onlara geçiyor. Bakın hem sahipsiz bırakmıyor hem de hükmedebiliyor. Şimdi birincisinde bir güven geldi. Neyden geldi? Ha, her şeyin sahibi varmış. Tamam, hani bunu düşündük en azından. Bu tefekkürümüze girdi. Her şeyin bir sahibi var. Sonsuz bir sahibi var. Bir. Elde var bir. İki. Hükmedebiliyor onlara. Zaten sahiplik hükmü getirir. Bu neyi kapısını açıyor? Dua edebilirsin. Ondan istediğin zaman eğer onu razı edersen, o senin duanı kabul ederse, yani muradı ilahiye de muvafık düşerse senin talebin, o yaratabilir. O kainatı da boyun eğdirebilir. İsmini al. Şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al. Yani bu tefekkürü yanına al. Dünyana al. Zihnini al. İsmini diline al tabii. Önce o. İsmini diline al. Marifetini kalbine al. Zihnini al. Hayatını al. Bakış açını al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet. Yoksa esbaba el aç dur. İşte yarın maaşı nasıl alacağız? İşte bu ay nasıl geçineceğiz? Veya işte filancalar falancalardan bizim böyle bir menfaatimiz olur mu? E onlar aramız bozuldu, yarın ne oluruz falan. Hani Müslüman ne diyor? Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem diyor yani. O deyişlerimizde bile yer almış bir cümledir yani. Ne kadar izzetli bir şey. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Her hadisatın yani olayların karşısında titremeden kurtulasın. Bir paragraf daha okuyalım. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki asker kaydolur, devlet namını hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Şimdi bakın Bismillah ne oldu? Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Şimdi demek ki insanın Allah'a ulaşması, yani Allah manasında önce kendi içinde ulaşması, sonra da Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratışını tanıması, öğrenmesi, ona dair bir marifet kazanması, kainata bu marifetullah'la bakması bir başlangıç istiyor, bir bidayet istiyor. O nedir? Bir ismillah, yani bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu dememiz gerekiyor. Bunu dediğimiz anda ne oluyor? Adres belli oluyor. Bakın, aciz var, fakir var, tamam ama kime gideceğiz? Ben kime gideyim yani bu içimdeki güçsüzlükle, ihtiyaç çokluğuyla, muhtaçlıkla ben kime gitmeliyim? Bakın böyle bir bocalama içindeyim. Çocuklarda bu şey yani olur. Ya işte ne yapsam, anneme mi söylesem, babama mı söylesem, şunu almam lazım mı, kime gideyim falan. İşte bu acabalı durum, bu psikoloji, bu işte daralma hali bir ismillah ile çözüm buluyor. Allah'a gitmen lazım. Her şey Allah adıyla var. Allah adıyla bu işi yapman lazım. Ve o rahmete rapt o diyor. Yani bağlıyor sizi, rabıta oluşturuyor. Kadir Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Kadir Rahim ne demek? Kudreti her şeye yeten Kadir. Rahim de özel rahmet tecellileri olan. Yani Rahman isminle Rahim isminin farkını böyle anlatıyorlar. Rahim daha özel, daha ehadi tecelliler. Mesela dünyadaki rahmet tecellileri derler. Rahim cennette müminlere has tecellileri karşılar derler. Sadece böyle düşünmek zorunda değiliz. Rahim isminin aslında ehadi özel tecellilere dair bir bilgi içerdiğini de söylüyorlar alimlerimiz. Demek ki
Kadir Rahim'in dergahında acizi fakrı en makbul bir şefaatçi Bismillah imiş. Ona ulaştığınız zaman da size dilemenin, istemenin ve çözüm bulmanın kapıları açılıyormuş. Evet, bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Ya bu devlet bahsi de işte az önce konuştuğumuz şeyle bağlı. Şimdi bir insan devlet adına çalıştığı zaman aslında neye bağlanmış oluyor? Devletin ilmine, devletin iradesine, devletin kudretine bağlanmış oluyor. Şimdi diyelim ki filanca falanca kişi gelse bir kahvede oturuyor olsak biz 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi neyse. Gelse ki dese ki hepiniz ayağa kalkın, duvara dizilin. Sen kimsin lan deriz mesela ona. Ne konuşuyorsun lan deriz. Gözümüz kesiyorsa bir tane de tokat patlatırız mesela. Yürü lan oturduğun yere falan deriz böyle. Yani ama üzerinde bir atıyorum yüzbaşı üniforması var. Veya işte albay üniforması var veya polis üniforması var. Geldi dedi ki dizilin duvara, çıkarın kimlikleri falan. Ya ne oluyor? O zaman biraz böyle sıkıyor. Hani gene belki mırın kırın ederiz ama yani adam gelmiş kardeşim, vazifeyle üstünde bir şey var yani. Onun bir yere bağlı olduğunu gösteren bir şey var. Bu adam ne yapmış oldu? Bakın, devletin ilminden, iradesinden, kudretinden güç almış oldu. Yaslanmış oldu devlete. Biz de bir İsmillah dediğimiz zaman işte aynı bu şekilde Cenab-ı Hakk'a yaslanmış oluyoruz. Bu önce içimizde manasına yaslanmak şeklinde tecelli ediyor. Yani Allah'ı bilmek, yani her Müslüman bunun dünyasında yaşıyordur. Bilenle bilmeyen bir olmuyor gerçekten. Önce bunda yani uzlaşalım, bunu konuşalım. Cenab-ı Hakk'ı bilenle bilmeyen bir olmuyor. Bilenin dünya algısıyla bilmeyenin dünya algısı bir olmuyor. Bilenin bulduğu dayanaklar içinde manevi çözümler bilmeyenle bir olmuyor. Çünkü neden? O Allah'ın adını aldı yanına, marifetini aldı. Bu ona yeni kapılar açıyor. Gördüklerini farklı şekillerde anlamlandırma yolu açıyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın hakim olduğuna iman eden birisi başına gelen bir hadisede şöyle demiyor. Ya bu tesadüf eseri benim başıma geldi, bir felaket. Hayır, diyor ki bu benim başıma geldiyse bir hikmeti var. Yani bu olduysa bir vazifesi var. Bir vazife yapacak bende, sonra gidecek. Arkası için ne diyor? Allah Rahman'dır diyor. Bunu bana verdiyse elbette bunun diyor ilacını da verecek. Şafidir diyor veya işte çözümünü de verecek. İltifat da edecek. Belki bunun üzerine bana ikramda da bulunacak diyor Allah. Çünkü münimi hakiki odur diyor. Bu tarz içinde dayanaklar buluyor. Bu dayanaklar da onun hayata karşı daha iyi tutunmasını sağlıyor. Evet, bugün de yine az konuştuk ama süremizi epey aştık. Burada bitirelim inşallah. Yarın yine birinci sözü okumaya devam ederiz. Yani Cenab-ı Hak kendi marifetinden, isminden mahrum etmesin. İnşallah onlardan istifademizi hem bütün esmasından hem de özellikle Bismillah'tan istifademizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.